inançlı olarak da bunun doğru olmadığı açık ortadayken onlar yine de şu konuda kendilerini meşru oluyor sanmak için özellikle tekbir getirerek meseleyi politik bir mecraya çekmek istiyorlar. Sakalları bu dönem IŞİD sakalı dediğimiz türden sakallar şeklinde çevrilmiş durumda maalesef. Kendilerinin vatansever olduğunu bu sebeple de vatanseverliğinden ötürü ciddi bir oysa ki bunlar kuşlucu satmaktan fuhuş yaptırmaktan bir türlü yargılanıyor durumdalar. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkartmamız lazım. En kötü hali bu. Cinayetten yargılanıyorlar bunlar. Örgütten yargılanıyorlar. Uyuşturucudan yargılanıyorlar. Çete kurmaktan, haraç almaktan yargılanıyorlar. Ama buna rağmen kendilerini vatansever, vatan savunucusu olarak göstermeye çalışıyorlar. Davaların politik karşıtlığı bu. Oysa ki basitçe bu cinayetleri, bu uyuşturucu sakıncaları. Şimdi davamız ertelendi. Bu saatten sonrasında da tahliyeler konusunda ya, ayıp ya. Çok az bir çocuğunuzu öldürdüler ya. Çok az bir fantazi yüzünden mi ya? Süre kaldı maalesef. Yapılacak çok az şey kaldı. Bu saatten sonra bir iki müşteki ifadesini, ya, tanık ifadesini toparlayıp karar verecekler. O kararın arkasından da hep beraber göreceğiz. Acaba tutuklu mu, tutuksuz mu? Bir kişi olayı üstlenmiş durumda, suçu üstlenmiş durumda. Geri kalanları da bu suçun gerçekte faili şey örgütün üyesi ama bir kişinin üzerine yıkıp bırakmaya çalışıyorlar. Durum bu. Yedin çöpü sen şuradan. Yedin çöpü sen. Atacak şuraya. Atacak şuraya. Sus. İhale edecek bunları. Halk ihanetçilerin. Atacak. Sizler kaptırdığını zannediyorsunuz. Tamam. Bu çambazlar. İnsan sıkılır lan. Hayır. Uyuklarınızı dondurulanlara perde çekin. Çoluğumuzu çocuğunuz kıvıyanlara perde çekin. Bu ülkede bak uyuşturucu satıyor, uyuşturucu satıyor. Küfür gündür. Aslan da bırak, çocuğun çocuğu bırakın, bırakın. Çocuğu bırakın. Bırakın çocuğu. Çocuk? Ayıp ya, ayıp ya. Gel.